Anaokulumuzda şu anda 10 derslik olacak. 160 öğrenci okuyacak burada. Tabii öyle esiyle bu şekilde acıların sonrasında böyle bir şeyin olmasını arzu etmezdik. Çünkü 16 tane vatandaşımız burada hayatını kaybetti. 11 Ağustos'ta sel afetinde. Biz anaokula vesile olan durum bu oldu ama netice itibariyle bazen işte her şeyde bir hayır aramak lazım. Onların anısını, adını yaşatmak adına, özellikle çocuklarının adını yaşatmak adına sınıflarda çocukların adını koyacağız. Bu şekilde anaokulumuzun açılışını bugünden itibaren Ayancık Halkımıza kazandırmış olduk. 23 Ekim'de temelini attık ve bugün itibariyle de tamamen anahtar teslimini sağlamış olduk. Anahtarımızı da ilçemizin çok kıymetli belediye başkanı Sayın Hayrettin Kaya'ya da teslim etmiş olduk. Biz tabii burada okulla ilgili görevimiz sadece anaokulumuzu ilçeye kazandırmaktı ve çalıştırmasında bundan sonraki süreçte belediyemiz sağlayacaktır. Öncelikle bir yıl öncesi Ağustos 2021'de kaybettiğimiz şehitlerimizi başta Ayancık'ta olmak üzere, Kastamonu'da olmak üzere tüm şehitlerimizi ve bugün Bartın'daki şehitlerimizi rahmetle yad ediyorum. Allah bir daha bu tür felaketleri bizlere yaşatmasın. Duamız bu. Bir yıl geçtikten sonraki Dresin'in, köprüsünün binalarının yok olduğu bir Ayancık'ı bugün çok şükür köprülerinin yapılmış, şehrinin tamamen yaşanır hale gelmiş bir şeklinden sonra güzel bir okulla buluşturuyor olması da bizim açımızdan mutluluk verici. Umarım daha kısa sürede tüm eksiklerini tamamlamış olur. Karadeniz'in kaderi bu. Karadeniz'de yaşamak bedel ödemeyi gerektiriyor. Afette, depremde, yangın vesairelerle uğraşıyoruz. İnşallah yaşamamış oluruz diyoruz. Karadeniz'in dağları dik, denizleri sert, insanı mert olur. İşte o insanlar Sindep Genel Başkanımızın öncülüğünde güzel bir hayra vesile oldu. Baş Belediye Başkanımıza, Sindep Genel Başkanımıza emeği geçenlere biz de teşekkür ediyoruz. Tekrar sizlere geçmiş olsun diyorum, başınız sağ olsun diyorum. Ve bu güzel mekanında şehrimize, buradaki hemşehrilerimize, genç yavrularımıza örnek bir okul olmasını diliyorum. Saygılar sunuyorum, teşekkür ediyorum. Şu anda 53 otobüste geldim İstanbul'dan buraya. Ve bu konuda da tabii ben özellikle destek veren, ulaşımı sağlayan belediye başkanlarımıza da, büyükşehir belediye başkanlarımıza, ilçe belediye başkanlarımıza hepsine ayrı ayrı teşekkür ederim. Belediyemize ait olan arsa üzerinde 640 metrekare kurulum alanı olan iki katlı, 8 dersli olan bir anaokul, Sindep Yönetim Kurulu ve iş adamlarımızın desteğiyle yapılmıştır. Hepsine teşekkür ediyoruz ilçemiz adına. Burada geleceği planlayarak çocuklarımıza iyi bir hizmet vermeyi arzu ediyoruz.